akşam masada müzik var, sanat var, hayat var, umut var ve yine yıldızlar, ustalar kuşağımdan çok kıymetli bir isim var. Fatih Erkoç'la masadayız. Buyursunlar, başlıyoruz. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz programı izlediğinizi söylediniz. O yüzden biliyorsunuzdur benim böyle yıldızlar ve ustalar, evet, doğayenler evet, kuşağım var. Çok, zaten çok az program kaldı. Onlardan da içlerinde en severek izlediğimiz. Zaten seni çok uzun zamandır ben de olabildiğince takip ediyorum. Teşekkür ediyorum. 3 yıl önce de Güldür'de beraberdik. Çok çok güzelsin, çok samimisin, çok iyi bir sanatçısın. Çok böyle düşünüyorum. Onun için kıvanç duydum burada olmakta. Ne mutlu. Sizden bunu duymak da benim için çok önemli. Çünkü benim ve eminim birçok izleyicimizin de hayatında, geçmişinde hiç yeri değişmeyen bir sessiniz, bir müzisyensiniz. Ne mutlu bana. O anlamda hani bu şey değil, hani karşılıklı birileri iltifat ediyorlar değil, tamamen gerçekler. Ayaklarınıza sağlık. Şahane bir albüm Yeni Göz Bebeğinizle geldiniz. Evet. Ve mutlaka bahsetmek istediğim bir kitabınızla. İlk defa da burada söz ediyoruz. Hem albümden hem kitaptan. Ne mutlu. Güzel ve dolu bir masa. Fatih Erkoç'la dolu bir masa. Kısa bir ara hanımlar, beyler. Sonrasında burada sizi bekliyoruz. Nasıl tanımlarsınız? Yani Fatih Erkoç eşittir. Düşündüğümde nasıl oluyor diye hayret ediyorum ama hakikaten ilham diye bir şey var. Beşinci boyutu buradan eşime gönderiyorum. Sevgilim beşinci boyut, her günüm taze bir gün. Şarkının tamamını getiremedim zaten, ağlamaya başladık. Bu güzel duygular bunlar. Çok kısa bir süre insan şok yaşıyor. Ondan sonra da kabulleniyorsunuz. Kabullenmeniz lazım. Gel benim vefasızım. Sen bana doktor, ben sana hastayım. Hayatınız o kadar renkli, çocukluğunuz keza öyle. Eşiniz için tüm zamanların en büyük aşkı diyorsunuz. Ailenize hürmetle bağlısınız. Çok iyi bir müzisyensiniz. 13 enstrümanı aşağı yukarı ustalıkla çalabilen bir müzisyensiniz. Yani estağfurullah diyeceğim çünkü sen bunları söylerken ya da başka arkadaşlardan da bunları duyduğumda aklıma hemen Türkiye'deki özellikle son dönemde müthiş müzisyenler çıktı. Hem cazcılardan, hem klasik batı müzikçilerden, hem Türk müzikçilerden, hem halk müzikçilerden müthiş enstrümanistler var. Onların yanında benim bu enstrümanları çalıyorum demem biraz ayıp kaçar. Ama hani onlar çok virtüöz. Ben bu enstrümanların bir tek ses olanında biraz virtüözlüğüm var. Diğerlerini idareten çalıyorum. Mutlaka siz de kibarlık yapıyorsunuz ama şimdi devir değişti tabii. Her şeye ulaşmak mümkün. Her şey çok hızlı. Sizlerin müzik yaptığı dönemlerde sanıyorum şimdiki gibi avantajlı ve ayrıcalıklı değildi hiçbir şey. Mesela, sizler taşı sıkıp müzik yaptınız. Taşı sıkıp sinema yaptınız. Evet. Yani ustalarımız öyle değil mi? Sanatı öyle geliştirdiniz. Çok doğru. Rahmetli Erol Pekcan'la ben Ankara'da askerliğimi yaparken orada evinde arada onun evine giderdim. Bana o eski Amerikan makinesi, böyle bir film makinesi vardı. Orada işte cazın doğuşunu bana seyretti. Şimdi baktığınızda her şeyi gözünüzün önüne getirebiliyorsunuz. Kulağınız dinleyebiliyor. Evet. Albümleri o zaman tanıdık kimseler varsa long playleri getirtebiliyorlardı. Yani, caz plaklarını mesela falan işte. Mesela. Şimdi bir tuşla bütün müzisyenleri anında dinleyebiliyorsun. Evet, o anlamda bir de şu gelişmeyi ben görüyorum. Yani olur, her şey kolay olur ama oturup çalışmaz müzisyen. Şimdi çalışmaları gerektiğini de biliyorlar. Ve ne çok güzel. Büyük bir ne diyelim yarış olduğunu bildikleri için o virtüözler hakikaten enstrümanlarını günde 5-6 saat çalışıp müthiş müzisyenler oluyorlar. Onun için onlarla gurur duyuyorum. Çok güzel müzisyenlerimiz var. Eminim sizden de bunu duymak onlar için çok özel olsa gerek ama ben çok daha eskiye gideceğim. Şöyle bana beni şu ana götürün ne olur. Bir dakika, bir notlarıma şimdi bakayım ve hatırlayayım. Babanız doğduğunuz zaman el falınıza bakıyor ve
çok büyük bir müzisyen olacağım şu fotoğrafın da güzelliğini hemen. Ya hakikaten bu en güzel fotoğrafımız babamla benim. Ne güzel. Sinan'ın da çok güzel fotoğrafı vardır kardeşimin. O ufakken Sinan böyle kıvır kıvır sarı saçları vardı. Babam evet doğduğumda elime bakmış. Evet. Anneme de bu çocuk müzisyen olacak falan demiş. Annem de hadi oradan deyince ama haklı çıkmış. 3 yaşında bana kemanı elime vererek beni soktu bu işe. Taş plakları dinleyerek ilkokulu bitirene kadar öyle devam ettim. O zaman söyleyebiliriz ki ilk kahramanınız babanız oluyor. Yani. Size mesleğinizi armağan tabii etmiş ki. Aslında. Tabii ki. Kendisi müzisyen miydi ya da ailede? Udi'ydi. Udi'ydi. Evde hep müzik vardı o zaman. Bazen yazılıyor da ama sizin elinizdeki notlarda olmayabilir. 15 yaşında başlamış babam ud çalmaya ama babasından böyle gizli saklı. Çünkü o zamanlar müzisyenlik çok şimdiki kadar ön planda olan bir meslek değil. Ölene kadar da udunu çaldıydı. Yani 74 yaşında vefat etti. 15'ten 74'de işte 60 sene neredeyse müzik yaptı ve iyi bir udiydi. Türk sanat müziğinin teorilerini çok iyi bilirdi. Ne güzel. Bazı besteleri de vardı. Hatta benim albümlerimde de. De var biliyorum. Vardı. Onları biliyorum. Ve siz de bu anlamda çok şanslısınız gerçekten. Evet. Ve farklı farklı repertuarlarınız da var sizin. Fakat caz müzik diyeceğim. Maalesef. Maalesef. Niye maalesef? Çünkü demin saydım ya o kadar iyi virtüöz müzisyenlerimiz var ki. Nasıl onlar oluyorlar? Böyle 8-10 tane enstrüman çalarak ya da 3-4 farklı müzik tarzıyla tamam. uğraşarak değil. Bir tarzla uğraşıyorlar ve onda virtüöz oluyorlar. Çünkü bu kadar çok tarz ve enstrümanla uğraştığınızda vaktiniz kalmıyor herhangi bir tanesinde virtüöz olmaya. Onun için ben diyorum ki hep beni o anlamda örnek almayın. Siz bir tarzı seçin, bir enstrümanı seçin. Ve o konuda virtüöz olun, dünya çapında olun. Peki kendinizi nasıl tanımlıyorsunuz? Yani sizin hakkınızda söylenen birçok yorum var, birçok iltifat var, birçok tanımlama var. Ama siz kendinizi nasıl tanımlarsınız? Yani Fatih Erkoç eşittir. Bir kere kalbi tertemiz olan bir insan diye tanımlarım. İçimde ne varsa dışımda da öyledir. Dolayısıyla insaniyet adına bunu söyleyebilirim ama müzisyen olarak da müzisyen olarak gerçekten de ben benim gibi olmalarını önermiyorum gençlerin ancak olduğumdan da mutluyum. Çünkü o kadar farklı müziklerin o kadar farklı güzel tatları var ki o kadar enstrümanı çalmanın o kadar farklı tatları var ki ben bundan mutluyum. Caz müzisyeniyim diyebilir misiniz tabii kendiniz ki, için? Tabii ki. Cazcısınız yani tabii siz ki. Aslında. Özellikle sesimi ön plana almak gerektiğine inanıyorum. Çünkü enstrümanların mesela benim asıl çalgım trombon. Evet. Okulda öğrendiğim enstrüman da o. En iyi olduğum enstrüman da o. Ancak bu hastalıkla beraber tabii onu biraz ihmal etmek zorunda kaldım. Dolayısıyla da hani derler ya enstrümanlar nankördür diye. Kitapta da yazdım. Enstrümanlar nankördür, nankör olan biziz. Onları çalmadığımız, çalışmadığımız tabii, için. Pratik yapılması dolayısıyla da o dönemde çalışmadığım için, pratikte yapmadığım için gidiyor şeyler. Hani teknik gidiyor, fikir gidiyor. Trombonun do nerede, fa nerede? Biraz insan şaşırabiliyor. Dolayısıyla mesela daha önceki bazı Kerem Görsev'le kayıtlarımız var. Evet. Herhalde 8-10 sene önceki. Nasıl güzel çalmışım mesela. Onları dinleyince çok hoşuma gidiyor. Ne güzel işte onları da yapan sizsiniz ama. 16 yaşından itibaren neredeyse her gece sahne almış da bir müzisyen evet. olduğunuzu söyleyebiliriz. Evet. Şimdi ise bir sanat akademiniz var ve orada her yaş gruptaki çocuğa hem enstrüman evet. hem de müzik eğitim veriyorsunuz. Evet. Aslında hayatınız hep müziğin içinde oldu. Ama tanındığınız işte kliplerinizin döndüğü o işte ellerin bomboşlar o şarkılarda evet, evet. Halkın aslında gönlüne taht kurduğunuz yıllar. Oradan bir kolajımız var. Onu size izletmek istiyorum bandımızı. Sonra üstüne konuşalım. Bakalım neler yaşamışsınız. Tamamdır. Buyursunlar gelsin lütfen dünden bugüne. Ellerim bomboş, yüreğimde bir sızı, ateşe atılmış bir
tutuşacaksın, bu ateş seni de yakar. Bırak bir başıma, ben yanayım, soğusun soğusun küller. Özledim deniz kokan yeşil gözlerini, özledim deli gibi seni. Sen bir adım at, ben koşacağım. Yeter ki sen çağla, ben coşacağım. Cezalıyım ben. Takıldın aklıma, derdim sensin. Ben sana deliyim, sana deliyim. İnandım aşkına, çarem sensin. Ben sana deliyim, sana deliyim. Yana yana yana, yandım senin aşkına. Kana kana kana, kandım senin aşkına. Biz böyle yanacaktık, eğri bakma. Çık sevinim, çık çık sevinim, çık sevinim. Gizli günahlarına, sonsuz yalanlarına, acıyım acılara, dönsen bana. Dayanırım inan her şeye, sensiz olamam. Çok ağır değil, ısıtmaz o kalbini. Aman bu sevda yine beni buldu, kışın kayboldu. As long as you are here with me. Ne kadar güzeldi o günler, acının kucağındaki düşler. Kendinizi gülerek seyrettiniz. Çünkü bazılarını çok uzun zamandır hiç görmedim, seyretmedim. Mesela Arzu Ece ile birlikte olan Sevda diye bir şey. Hatırlamıyorum bile melodisini. Bu arada Arzu Ece de bir rahatsızlık geçirdi birkaç sene önce. Çok geçmiş. Sanıyorum Amerika'da. Buradan Allah'tan şifa dileyelim kendisine de. Kesinlikle. Çok hoşuma gitti. Bunu illaki kayıt edeceğiz. Tabii ki, bu size hediye. Fakat şöyle bir şey. Bir yandan çok iyi bir caz müziği ve şey diyorsunuz, hani dünyadaki cazcılarla yarışabilecek kadar iyi bir cazcıyım. Sizin sözlerinizden bir tanesi yani, bu. Yani solist olarak. Solist olarak. Ama şöyle de bir şey var Doğa. Müsaade edersen söyleyeyim. Estağfurullah. Birkaç, yani kısa bir süre önce, herhalde 5-10 gün olmadı, rahmetli oldu. Cüneyt Sermet'i kaybettik. Cüneyt Sermet dünyanın en önemli, hem klasik batı müziği konusunda hem de caz konusunda dünyanın en önemli müzik kritikçilerinden biriydi ve yıllar önce bir kitap yayınladı. Ve onun içinde dünyadaki cazı anlatıyor ama Türkiye bölümü de var. Eski bazı cazcı abiler var ama benden de söz ediyor orada. Ve diyor ki, ben onu okuduğumda hem hoşuma gitti hem biraz da mahcup oldum. Çünkü Fatih Erkoç dünyanın en iyi 3 tromboncusundan biridir diyor.
ben onu hak edemedim. Sadece dediğim gibi yapmış olmam lazımdı biraz önce. Sadece trombon çalacaktım, caz çalacaktım, onu hak ederdim. Ama anlıyorum. Bu çok güzel bir şey. Ama solist şey. Olarak evet caz müziğinde bence de iddialı olabilir. Kesinlikle iddialısınız ama bu dönemde de işte az evvel dinlediğimiz parçalar da var. Aslında evet. Popüler kültürün içinde de var oluyorsunuz. Bu bir seçim miydi, bir tercih miydi yoksa cazı anlatmak için bir adım mıydı bu albümler, bu klipler? İkisi de var Doğa. Ama asıl benim... Benim kalbimde yatan ağırlıklı olarak caz. Uzun yıllarımı caza verdim. Ama belki daha da uzun yıllar pop'a da gitmiş olur oldu. Ancak düşündüğüm zaman ve bazen bunu da insanlara açıklamak gerektiğinde söylüyorum. Caz ve klasik batı müziği gibi çok kaliteli ve nitelikli bir müzik. Pop müziğiyle kıyasladığınızda çok öne çıkıyor. Pop müziği çok çabuk tüketilen evet. bir müzik ama caz müziği hakikaten sanatın kendisi. Klasik batı müziği gibi, sizin tiyatroculuğunuz gibi. Klasik yani. Evet. Dolayısıyla caz müziği benim kalbimde daha çok yer tutuyor. Ben bunu insanlara da öneriyorum. Ne kadar çok caz dinlerseniz, klasik batı müziği dinlerseniz o kadar mutlu olursunuz. Evet. Toplum olarak o kadar mutlu oluruz. Belki bir, iki, üç bir şey anlamazsınız ama daha sonra sevmeye evet. başlayacaksınız. Bir süre sonra kendini bırakıyorsun evet. zaten. Caz öyle bir müzik. Dolayısıyla caz benim içimde olan bir şey ama biraz önce de söylediğim gibi yani bütün tarzların o kadar... Mesela benim eski menajerliğimi yapan, umarım seyrediyordur, sevgili Burak Pekün bir gün bir şey dedi. Yani ben bunu söylerken biraz utanıyor gibiyim ama güzel söze ne denir söyleyeyim bari. Fatih Erkoç ne yaparsa iyi yapar demişti. Ne hatta menajerim Eda bir gün Ankara'nın bağlarını söyledik bir düğünde. Fatih abi dedi ya bayıldım şarkıya dedi. Ama siz onu kim normal, bilir nasıl söylediniz? Normalde yani sevmiyorum şimdi. Ama dedi sen söylerken. Aa dedim Burak'ın söylediği doğru çıktı bak Fatih Erkoç. Ya, hakikaten yani, sizin Ankara'nın bağlarını nasıl söylediğinizi aşağı yukarı tahmin edebiliyorum ama çok farklı bir yorum herhalde. Eksik olma. Değil mi? Yani bilmiyorum. Milletin oynamasını sağlamak için bir şeyler söylüyorum. Hakikaten müzik çok farklı yerlere götürebiliyor evet, bizleri. Evet. Müziğin içinde samimi olarak olduğun zaman çok gerçekten de keyif alınabiliyor. Hiç sevmediğiniz bir tarzı bile iyi yorumlandığında sevebiliyorsunuz. Kesinlikle öyle. Ben müziğe her zaman öyle bakıyorum. Hiç müzikte kırmızı çizgi koymuyorum kendime mesela açıkçası. Mesela Emmoğlu'nu yapmıştık yıllar önce. Evet biliyorum dinlemiştim onu. Yani müzik gerçekten çok evrensel. Evet. Ve doğru icra edildiği zaman tadından yenmeyen aynen, çok kıymetli aynen. bir şey. Hayatınızda dönüm noktaları var. Mesela Altın Güvercin yarışması aa, gibi öyle değil mi? Beni Türkiye'ye ilk tanıtan o yarışma oldu. Ne güzel 1986. yarışmalarmış onlar. Evet gerçekten bayağı da böyle 10-11 sene mi 12 sene sürdü. İki defa orada birinci oldum. İlki 86'daki Yol Verin'e Dostlar adlı şarkıyla. Aynen öyle. Eşime yazmıştım ama o zaman benim ona olan aşkımdan onun haberi yoktu. Sen ve ben gelecek sonra. Sonra sen ve ben. Eşiniz sonra ona. Bunu duyduğunda ne demiş? Ne oldu peki? Sana yazmıştım. Yani uzun olmuş. Zaman geçti. Tepkisi neydi ben hatırlamıyorum ama... o kadar şimdi yıllarca ben ona hala bugün işte hem kitap evet. hem albümdeki şarkıların çoğu hep ona yazdığım şarkılar. Kanıksadı galiba ya da hemen o günlerde kanıksamaya başladı. Sadece çok güzel bir tepki verdiği şunu hatırlıyorum. Yıllar önce 89'du galiba gene o sen ve benim olduğu yıl. Beni Malezya'ya yolladılar şarkı yarışması için. Orada bir şarkı söyledim ve 14 gün kaldık. Biraz zorlu geçen bir 14 gündü. Çünkü Malezya çok nemli, sokağa çıkamıyorsunuz. Böyle otelde tıkılı kaldık gibi. Orada bir tane güzel bir şarkı yaptım eşime. Henüz piyasada herhangi bir albüme girmiş bir şarkı değil. Kısmetse önümüzdeki yıllarda bir senfonik proje yaparsam orada olacak bir şarkı. Döndüm 14 gün sonra bak dedim sana bir şarkı yaptım dedim Mehlika eşimin adı. Evet Mehlika. İkimiz de o şarkıyı işte ben söylerken gitarla çalarken o da dinlerken şarkının tamamını getiremedim zaten ağlamaya başladık.
Bu güzel selamlar duygular burada. Bunlar. Çok güzel duygular. Çok uzun. Kaç senelik evlisiniz? 31 yıl. Ne kadar güzel. Ay darısı başım o. İnşallah. İsteyen herkes. İyi evliliği olan İnşallah. Herkesin başına İnşallah. Tabii. Mehlika Hanım bizi izliyorsa kendilerine selamlarımızı gönderelim. Ama sanıyorum o az sonra konuşacağız. O atlattığınız o hastalık, yendiğiniz, atlattığınız demeyeceğim. Çok güçlü ve kahraman olarak görüyorum. Çünkü sizi ve diğer tüm o şifasını kendi bulan hastaları aslında. Kitapta da bahsedeceğiz ama eşinizin de çok size yardımcı olduğunu biliyorum. Değil kesinlikle, mi? Bir hayata bağlamak için kişiyi. Kesinlikle. En önemli güç. Hatta kitabın bir yerinde de onu dile getirdik. Keşke her hasta olanın yanında böyle bir eş olsaydı. Onlar hayatta kalır, ölmezlerdi. O ölüp gidenlerin yanında da bu kadar iyi eşler olsaydı. Kesinlikle. Ama belki de öyle eşleri olanlar vardır. Günahlarını da almayalım. Almayalım ama böyle, birlikte olmak çok evet, büyük bir güç. Ben mesela onun Allah göstermesin ona böyle bir hastalık olsa ben onun gösterdiği dirayeti gösteremezdim. Ben zayıf kalırdım diye düşünüyorum. Ama doğada yüzden, da böyle biliyor musunuz? Erkekler kadınlar kadar kadınlar güçlü. Dayanıklılık ve güçlülük gösteremiyor. Kadın o yüzden aslında çok eminim, farklı doğru. bir varlık. O yüzden doğru. kadına saygı diyoruz değil mi her seferinde? Aynen. Aynen. Şu dönem en çok söylememiz gereken aynen, şey. Aynen. Hadi dönelim o yarışma zamanlarına. Yani o altın güvercin de birçok yarışmaya katıldınız. Ülkeyi birçok yerde temsil ettiniz. Evet. O anlamda çok ilklerden birisiniz. Yani toplum adına. O görüntülerimiz de var. Hadi bir izleyelim lütfen. Duydum ki tatmamış aşkın tadını. Yol verin ha dostlar gülüme varayım. ...1988 Eurovision Şarkı Yarışması Türkiye finalinde 16. ve son sırada yarışan eserin adı Bitmesin Bu Sonbahar. Seslendirenler Fatih Erkoç, Ümit Açıkalın, Aylin Söğüt, Gülgün Yıldız. Bitmesin bu sonbahar, bitmesin bu sonbahar, bitmesin bu sonbahar, bitmesin. Sen ve ben, iki eski sevgili. Sen ve ben, gerçek aşkın gül sesi. Ve 1989 Eurovision şarkı yarışması Türkiye finalinde 16. ve son parçada sıra. Beste 10 notunç, sözler Sezen Aksu, düzenleme 10 notunç, seslendirenler Fatih Erkoç, Tayfun Duygulu, Hakan Sıvacı, Elvan Gözek, Aydın Karabulut ve İsmail Soyberk. Şarkının adı Öyle Bakma. Öyle bakma. And ladies and gentlemen from Turkey, please welcome Korku. Kesinlikle istiyorum. Ne hissediyorsunuz? Ya bu şu şarkı an? Bana çok anlamlı gelen bir şarkı. Benim yaptığım besteler içinde en hoşuma giden, biraz daha müzisyenlere yakın olan bir şarkı. Çok duygulanıyorum bu şarkıda. Onun için o zamandan beri de ilk kez karşıma çıktı. Lütfen bunun kopyasını bana verin. O korku.
Malezya'da yarıştığım efendim, şarkı. Efendim bütün program size yapıldı. O yüzden bu programın bütün bandı size armağan edilecektir. Çok, çok teşekkür ederim. Kanalımız tarafından, çok programımız güzel. Tarafından hiç üzülmeyin ne olur. Şimdi o dönemler ne güzelmiş değil mi? Şapkanız, kostümünüz, o birlikteliğiniz, Nurlar İçinde Yatsın Harun Kolçak'a da. Onunla ilgili bir şey söyleyeyim mi? Evet lütfen. Aslında o şarkıyı Harun söyleyecekti rahmetli. Öyle mi? Nurlar İçinde Yatsın. Ankara'ya gidiyorduk. Orada birkaç gün kalıp işte orkestra provaları falan oluyordu bu Eurovision Türkiye finallerinin. İşte 8-10 şarkı yarışıyordu. Onunla da o da toprağı bol olsun o da gitti. Ne kıymetlimiz çok. Dedi ki ben biraz çekiniyorum ya bu Harun'dan dedi. Bu şarkıyı sen söyler misin dedi. Şartım oldu. Sözleri önüme koyarsanız söylerim dedim. Öyle söyledim o şarkıyı. Burada hepsine Allah'tan rahmet diliyoruz. Kesinlikle hepsi çok değerli müzisyenlerdi. Hepsi. Yani toplumumuzun unutulmayacak değerleri bu isimler. Unutturmamak lazım. Aynen. Program başından beri söz ettim. Fatih Erkoç'un kanseri nasıl yendim? Avuç içi kadar mutluluk. Aslında sizin o avuç içi kadar mutluluk yeter şarkısı hayatınızda bir yer edinecekmiş. Tabii ki. Şu an ismini okuyunca öyle hissettim. Evet. Arkasında diyor ki kansere yakalanmış birinin hastalığı boyunca tuttuğu bir günlüğü okumak insanın içini mutlulukla, umutla, hayata, bütün canlılara, rüzgara, denize, gökyüzüne karşı coşkuyla, aşkla doldurur mu? Fatih Erkoç ise sorunun cevabını evet diye yanıtlıyor. Bu çok önemli, önemsiyorum bunu. Tabii ki sizden dinleyeceğim. Evet. Ama kanser diyoruz, kötü bir hastalık, hepimizi ürküten bir hastalığa cevap olarak burada umut, mutluluk, hayat, rüzgar, aşk yazıyor. Evet. En büyük düşmanı olduğu söyleniyor zaten. Doğrudur. Tabii ona morali de eklemek lazım ama moral. Zaten yaptığımız, evet, yaptığımız, yaşadığımız şeyleri o anlattığımız şekilde yaşayınca, aşkı yaşayınca, sevgiyi yaşayınca zaten moraliniz iyi oluyor. Birisi mesela dedi ki bana, otur dedi ya evinde yat, dinlen, hiç bir şey yapma, arabaya binme, insanlarla işte bir arada olma, araba kullanma, konsere çıkma. Hocam dedim ben bunu yaparsam moralim bozulur, bir şey olmaz falan dedi. Dolayısıyla ben hiçbirini yapmadım. Tamamen her zaman ne yapıyorsam onu yapmaya devam ettim. Aklınızı konserlerimin hiçbirini iptal etmedim. Ne mesela. Kadar süre boyunca kendisini kovaladınız? Valla bu kemoterapi diyelim. Başladığından bitene kadar yaklaşık 6 ay sürdü. Ama hep hakikaten çalıştınız öyle mi? Evet. Bütün konserlerimi yaptım. Bir iki seferinde biraz halsizdim. Bayağı halsizdim. Gece nasıl bitecek diye de içimden böyle biraz tereddüt ettim ama Allah yardım etti. Hatta bir keresinde ya dedim işte biraz böyle halim yok falan ama biz sizi seviyoruz falan diye hemen işte. Alkışlamaya başlayınca insanlar moraliniz yerine geliyor. Konserler ayrı bir ilaç gibi geldi. Gerçekten de halkın göstermiş olduğu bu sevgi ve saygı öyle ki 1992'de çıktı bu Ellerim Bomboş ve 1 milyona yakın albüm sattık. Bugünkü kadar çok konser yapmadım biliyor musunuz? Bunun nedenini bilmiyorum. Bana gösterdikleri sevgi ve saygı arttı herhalde onun için. Ve ben benim dinleyenlerime, konserlerime gelenlere, bana hastayken duacı olanlara ve hala dua etmekle devam edenlere o şifa müteşekkirim. Çok müteşekkirim. Allah onların hiçbirine hiçbir hastalığı vermesin. Amin. Kimseye. Burada da hasta olanlar varsa bizim herkese Allah'tan şifa diliyoruz ama şu çok önemli işte. Seyirci de orada onu hissediyor. Çok insan var bu hastalıkla mücadele eden. Dünyada artıyor, ülkemizde. Artıyor maalesef. Dolayısıyla hep bu mesajı vermeli insan. Yani moral ve umut aslında bilimsel olarak da istatistik olarak da ispatlanmış bir şey. Yani bir tek bu şekilde insan mücadele edebiliyor. Tabii sizler şanslısınız sanatçı olduğunuz için. Evet. Bunu başka türlü yaşayan... Milyonlarca duacın var. İşte kesinlikle öyle. Ama başka türlü yaşayan ya da üretemeyen ya da kendi işini yapamayan hastalar da muhakkak var. Ama onlar da bir kitap okuyarak, bir hayvan severek, aynen. Bir çok, bitki ekerek belki çok de... Çok yol bulabilirler. Yol bulabilirler. Okurumuz bu kitabı aldığı zaman ve belki de armağan edecek eşine dostuna. Tabii ki. Ne... söylüyor Fatih Erkoç onlara. Fatih Erkoç hem sahnedeki hem sahne dışındaki duygularını anlatıyor bu kitapta. Ufak tefek de işte o hastaneye gidiş gelişleri, ilaç alış falan var.
Yani duygularımı anlatırken onu okuyan insanlar o duygulardan ve yaptıklarımdan yola çıkarak kendilerine benim yaptıklarımı örnek alabilirler. Onu anlatmaya çalışıyorum. Yani örnek olmak en büyük amacım bu kitabı yazmakta. Tabii yazarken de biraz daha kalıcı olmasını düşündüm. Ve hakikaten duygularıma dayanarak yüz yüze ken söyleyemeyeceğim bazı şeyleri kitapta yazı olunca daha kolay yazıyor insan. Kesinlikle. Orada yazdım. İşte utanıp söyleyemeyeceğim bazı şeyler orada var. Ama asıl olarak kitabın amacı insanlara özellikle de böyle bir Allah korusun hastalık yakalamışsa onları, onlara bir nebze ilaç olmak. Onları onlara moral vermek. Ki moral en büyük ilaç. Yaptıkları şeye bence devam etmediler. Onu vurguluyorum orada. Çünkü ben öyle yaptım. Ve işe de yaradı. Mesela buradan... Ya pes etmediniz. Hayır, hiç bırakmadınız kendinizi hayır. Değil mi? Bir de çok kısa bir süre insan şok yaşıyor. Ondan sonra kabulleniyorsunuz. Kabullenmeniz lazım. Kabullendikten sonra da büyük bir sorun olmaktan çıkıyor. Birçok şey de böyle. Ben seni nasıl şimdi alt edeceğim diye evet. Düşünmek belki de. Dolayısıyla yapmanız gereken şeyler var. Biraz vaktinizi alıyor. Evet. Arada hastaneye gidiyorsunuz. İşte ilaç alıyorsunuz filan. Evet. Bunlar büyük bir sıkıntı değil. Evet, çok önemli bir şey. Bu çok önemli bir şey. Şimdi o kadar sağlıklı görünüyorsunuz ki gerçekten sanki hiç böyle şey yaşamamışsınız kadar sağlıklı, canlı, vallahi, taze. Ve mutlu görünüyorsun. Unuttum bile. İşte ancak kitabı okurken, kendim de okuyorum arada, bazı şeyleri de yazarken, ilaç alırken arada aklına geliyor. Yoksa gerçekten unutmak lazım. Hasta olanlar, mesela buradan selam ediyorum. Beni arayıp bulan bir arkadaşımız var Eskişehir'de, Şadiye Hanım. Evet. En yakın zamanda onunla yüz yüze gelmeyi planlıyorum inşallah. O da bu hastalığa yakalanmış ve eşi, çok iyi bir mesleği, işi olduğu halde bırakıp emekli olmuş ve karısıyla bunları kutluyorum bu insanlara. Çünkü bazıları da terk edip gidiyor biliyorsunuz. Evet, bu eşlerden biliyoruz. Bir tanesi böyle bir hasta masta olunca. Evet, onun tabii. için kutluyorum. Eşlerin birbirlerine destek olmaları büyük bir olay. En büyük ilaç o. Kesinlikle. Benim ilaçlarımdan bir tanesi de işte halkın bana verdiği moral. Konserler ilaç gibi geliyor. Evet. Onları ben dualar. Nasıl yapmayayım? Hele o dualar. Dualar ne güzel geçmiş gitmiş ama işte bu da bir başucu olarak ya da bir moral kitabı olarak burada durmuş. Hayranlarımız da alıp okusunlar. Kesinlikle. Yani duygularım nasıl gelişmiş, neler yaşamışım, nasıl şeyler düşünüyorum. İşte hiçbir yerde söylemediğim işte 26 yıldır 92'den beri hatta öncesi de var. Siz gösterdiğiniz yarışmaları da sayarsak evet, 30 yıla geliyor. Bir 30 yıl daha bunları söyleyip çalalım söyleyelim şarkıları diyorum. Kesinlikle. Oradaki söylemediğim bazı şeyleri burada duyabilecekler, okuyabilecekler daha doğrusu. Ne güzel ne mutlu bu kitapla da yetinmediniz ama. 5. Boyut diye bir albüm çıkardınız. İçinde 13 tane parça var. 5. Boyut ismi neden, niçin 5. Boyut diye bir isim koydunuz albümünüze? Şimdi daha önce birçok şarkı sözünü bestelediğim bir arkadaşım var. Ayşe Birgül Yılmaz. Buradan ona da selamlar ediyorum. Çok güzel sözler yazan bir arkadaşım. Ben neredeyse albümün şarkılarını tamamlamak üzereyken benle bir kontağa geçti. Fatih dedi, güzel bir söz var dedi. Bunu işine yararsa bana yolladı onu. 5. Boyut. Evet, 5. boyutu Ayşe Birgül Yılmaz sözleri. Ben de oturdum. İşte böyle bazen düşündüğümde nasıl oluyor diye hayret ediyorum ama hakikaten ilham diye bir şey var. Ve ben o sözlere bakarak bu şarkı çıktı. Besteledim ve çok da kısa bir sürede besteledim. Düzenledim, ettim. Ve diğer şarkılarımla da kıyasladığımda baktım ki hepsinden öne çıkıyor. En yakışanı çıkış şarkısı olarak ve albüme ismini verecek olan şarkı olarak bu. Dolayısıyla 5. boyut olarak buna
bu albüme ismi verdim. Evet, aslında sizin için hayat yeniden başladı diyebiliriz, öyle değil mi? Bambaşka bir pencereden. Tabii hasta şimdi olduktan sonra böyle bir dönüm noktası ki yeni bir hayata başlıyor gibisiniz. Tahmin edebiliyorum. Bazı şeyleri değiştirmek zamanı geldiğini size, belki de o yüzden uyarıcı bir şey bu hastalık. Evet, bence de. Eskisi kadar sinirlenmediğimi söyleyebilirim. Bazı daha önce sinirlendiğim şeyler. Detaylara eskisi kadar aynen takılmıyorsunuz. Aynen. Çünkü hayat zaten %100 olmasa da %70 sizin titizsiniz ya, takılıyorsunuzdur. Peki ben bir şarkı dinlemek isterim bu albümden. Siz aynen eğer söylemek tabii isterseniz. Ki. Bu arada şunu da söyleyeyim. Şarkılarının hepsi 5. boyut ve Al Senin Olsun Ömrüm söz müzik Eflatun'muş zaten. Evet. Onun dışında hep size ait. Siz evet hangisini seslendirmek istersiniz şimdi bana? Galiba biz 5. boyutu Beşinci boyutu konuştuk. 5. boyutu dinleyelim lütfen sizden. Bendeki aşkı görse doğmak istemez güneş, bir yükseğe düşmezse gönül aşka kavuşmaz mı? Ayrılıklar yaşanmazsa seven kalpler buluşmazmış. Sevgilim 5. boyut, her günüm taze bir gün. Aşkım boyutların hepsi. Ben seni öyle sevdim, ben seni böyle sevdim. Aşkım sonsuza kadar. Güzeldi, çok güzeldi. Ben de 5. boyutu buradan eşime gönderiyorum bu güzel şarkıyı. Çünkü ben seni öyle sevdim, böyle sevdim. Hani boyutsuz bir
evet. Sevgi. Tabii kişi sevgisi de olur bu. Yaradan sevgisi de aynen, öyle değil aynen, mi? Aynen. Doğayı da böceği de çiçeği de öyle seven bir yapım olduğu için hepsine buradan gönderiyorum. Peki hobileriniz nedir? Mesela boş zamanlarınızda evde müzik yapar mısınız? Ya da müzik enstrümanlar çalar mısınız? Ya da doğayla mı ilgilenirsiniz? Sizin o yönlerinizi hiç bilmiyoruz. Siz onları hep gizli tuttunuz. Sadece yok canım işinizle. Gizli tuttuğum bir şey yok. Ya yat kullan, ya denizi sevdiğinizi evet, evet. biliyorum. Motosiklet var. Pilotluk. Eskiden 10 notunç toprağı bol olsun. O İçin vefat hayatın. Ettikten sonra maalesef birçok arkadaş gibi ben de bıraktım uçmayı. Ama amatör uçuş lisansım var. 130-140 saat uçuşum var. O da bir hobiydi tabii ki. Tabii ki. Onun yerine başka şeyler geçti onu bırakınca. İşte motosiklet hobisi hala? Var. Hala? Yelkenli. Kullanıyor musunuz tabii motosiklet? Ki, tabii ki. Hatta yeni bir tane de gelecek yakında. Bugünlerde. Hiç düşünmezdim sizin öyle. Kocaman bir tane motorum var. Bir adrenalin. Tane... varmış hakikaten fotoğrafı da geldi. İşte bunun yenisi geliyor. Ne olduğunu söylemeyelim. Motosikleti anlayamıyorum ben. Yani korkutuyor beni daha doğrusu. Korkmakta haklısın. Ama tabii ki kurallara uyulduğu sürece değil mi? Kas takıldığı sürece belki... Evet, ben özellikle böyle motorlarla zaten deli gibi hız yapma şansınız pek yok. Evet. Çünkü bunların amacı hem keyif yapmak hem sizi bir yerden bir yere götürmesi İstanbul'da sağlamak. İstanbul'da kullanabiliyorsunuz yani şehir içinde. Geçenlerde bir geldim Bursa'dan. Ben kışları Bursa'da kalıyorum. Levent Baki arkadaşıma buradan selamlar yolluyorum. Onu Bebek'te onunla oturduk, sohbet ettik. İnanamadı Bursa'dan geldiğime. Çünkü biz Bebek'teyiz, hadi gel dedi. Olur. Ben de tamam dedim, atladım geldim. Öyle 1,5 saat gibi bir zamanda. Orada bir gidim hızlı gittim ama normalde 80-90'la gidince keyifli oluyor bu büyük motorların. Ve kurallarına da uyunca işte. Muhakkak. Değil mi? Onun dışında da bir şey olacaksa da ben biraz önce de değindim. İnançlı bir insanım. Alın yazısına da biraz inanıyorum. Çok aptalca kesinlikle. Şeyler yapmadığınız sürece başınıza gelen şeyleri engelleme şansınız yok. Ve bunlara kurallara uyduktan sonra bir şey olacaksa da olacak. Ve bunları takıntı haline getirip yaşamanın da bir faydası yok bize. Çünkü evet ben de biraz alın yazısı mesela, geçerlidirciyim. Böyle bir yani insanım. Kitapta da ona dokunduk. Mesela bir gün hastanede beni yollamadılar ya da yollamak istemediler. Bodrum'dan Antalya'ya. Bir işim vardı. Parası alınmış. Orkestra yola çıkmış. Uçağa binmiş İstanbul'dan gidiyor. Ben de Bodrum'dan 5-5,5 saatte Antalya'ya gidiyorum. Gidemezsin dediler. Kan değerlerinin o kadar düşük ki. Yani zatürreden falan çok korkuyorlar. Enfeksiyon kapacağım diye. Ve zatürre olursan dediler. Kanserden daha çok uğraştırır bizi falan. Yok dedim ben gideceğim ya. Ölürsem de ölürüm kardeşim ne yapalım. Kağıt getirin imzalayayım dedim. Biraz kızdılar bana ama ben de onlara kızdım. Çünkü iş beklemez ki işte. Ben onu yapamam. Ya yolda ölürüm ya da sahnede ölürüm eğer bir şey olacaksa. Onu göze almışım ben. Hiç de bir şey olmadı. Emmoğlu'nu bile sahnede söyledik böyle deliler gibi zıplayarak. Çok da güzel geçti gece. Onun için... Bunu da burada anlatmakta. Allah emanetim ben dedikten sonra. Yani ben olabildiğince kurallarımı uyguluyorum. Kesinlikle katılıyorum. Yaptığım size. Şeylerin kurallarını uyguluyorum. Ondan sonra da bir şey olacaksa da. Yapacak bir şey yok. Yapacak kısa bir reklam efendim sonrasında buradayız. Sohbetlere doyamıyorum. Siz de onlardan bir tanesi oldunuz. Bazen ben çok konuştuğumu düşünüyorum. Hayır, onun için de çabuk bitiyor. İyi ki çok konuşmuyorsunuz. Her yerde yoksunuz. O yüzden hazır bulmuşken bol bol konuşturdum sizi. İyi oldu. Şimdi konserler var. O müjdeli haberleri duyalım lütfen tabii sizden. Okulumun Türk Sanat Müziği Korosu var. 11 Nisan'da Bursa'da konserimiz. Ay harika 18'inde şey. De burada İstanbul'da Mecidiyeköy'de bir alışveriş merkezinde. Onu herkes biliyor. Sizin 18 konser. Nisan'da o koronun konseri ama aslında benim konserim. Ben evet, de konuk sanatçı olarak. Aa, çok hem güzel. Türk sanat müziğinden en güzel eserlerinden hem de sonunda 4-5 tane benim eserlerimden seslendireceğimiz bir konser olacak. Kaçmaz bir konser. Sanıyorum internetten takip edebilirler tabii ki, ya da bilet sitelerinden ki çok iyi biliyorlar. Evet. Programın sonunda benim Emre Vaki köşemde. Sonuçta yıllarca sizi dinleyerek vaktini geçirmiş bir... hayranınız olarak teşekkür ederim. Benim eksik için olma. Vefasızdan böyle bir kuble bir bana nakarat söyleyelim. Ya lütfen.
ben. Teşekkür ediyorum programımıza. Ben teşekkür ediyorum. Ayaklarınıza sağlık. Nice başarılara sizi bekliyor olacağız. Bir mukavele. Hayırlı doğumlar olsun. Ay teşekkür ederim. Gel benim vefasızım, sen bana doktor, ben sana hastayım. Sensiz yastayım yine. Gel benim vefasızım, sen bana doktor, ben sana hastayım. Sensiz yastayım yine. Vefasızım.